Arkadaşlar selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Boya M1 yaka mikrofonunun bir kutu açılımını ve ses performans testini inceleyeceğiz. İncelemeye geçmeden önce şu anda kullandığım kablosuz yaka mikrofonu Boya VM5. Bir kablosuz yaka mikrofonu fakat çok aşırı derecede bu aralar hışırtı almaya başladı. İnternette araştırdım, hatta elektronikten anlayan bir ustaya da götürdüm. Bir problem yok dedi ama anlayamadım. Bu mikrofon sanırsam dış çekimlerde daha fazla böyle işe yarıyor. Çünkü dış ortamlardaki sesten dolayı o hışırtıyı bastırıyor. Biz mesela bu mikrofonu aldığımızda ben ilk YouTube'da video çekerken köpek videoları bu mikrofonu kullanıyordum ve böyle hiçbir sıkıntım yoktu. Boya M1'i almamın sebebi de arkadaşlar hışırtı çok yaptığı için videolarda çok problem oluyordu. Bunun için bu mikrofonu aldım ve şimdi kutu açılımını yapacağım. Açtıktan sonra direkt zaten bu mikrofonla kayıda devam edeceğim. Ses performansımda ne kadar değişiklik olacağını sizler de göreceksiniz. Ben zaten daha önce bu mikrofonu da kullandığım için biliyorum. Ama sizlerin de hem YouTube'a başlayacaksanız YouTube'da görüntüyü bir şekilde halledebiliyorsunuz. Yani şu anda akıllı telefonlar en azından az da olsa güzel böyle görüntüler çekebiliyor 1080 karede. Ama ses çok kötü olursa video izlenmiyor. Ben bile mesela kendi ilk attığım videomu açtığımda abi dedim bu nasıl bir ses? Yani açıkçası sesten böyle değişik bir hal aldım. Sonra kapattım videoyu ama yayınlamam gerekiyordu. Çünkü elimdeki imkanlar öyleydi o zaman. Şimdi bu mikrofonun kutu açılımına geçelim. Hem ürünün içerisinde neler çıkıyor hem de ürünümüz nasıl bir ses kalitesi sağlıyor bize. Siz de eğer YouTube'a başlayacak küçük arkadaşlarımız, büyük abilerimiz, ablalarımız varsa bundan bir inceleme testinden de bir pay çıkartabilirler kendine. Şu anda zaten hışırtı aşırı derecede vardır muhtemelen mikrofonda. Ben az da olsa montajda en aza düşürmeye çalışacağım ama bu mikrofonu taktığımızda göreceksiniz ki şaheser olacak. Arkasında bilgileri mevcut ürünün. Burada bandrolü var kapalı olarak. Bir de burada bandrolü bulunuyor ürünümüzün. Bu ürün şöyle söyleyeyim 150 lira Trendyol'da satılıyor ve gerçekten kalitesinin hakkını veriyor. Kutu açılımına başlıyorum o zaman arkadaşlar. Bakalım seste nasıl bir değişiklik, nasıl bir farklılık olacak çok merak ediyorum. Çünkü bu mikrofonu bir an önce çıkartıp Boya M1'i takmak istiyorum. Hadi bakalım kutu açılımımıza geçelim. Her zamanki gibi bıçağımız bizi karşılıyor. Kutulara zarar vermek istemiyorum arkadaşlar. Ama şuradaki bandrolü kesmemiz gerekiyor. Hatta şöyle bir şey yapabilir miyiz bilmiyorum. Çok fazla tırnağım yok ama zaten ben birazcık bunu zorlamıştım açarken. Gördüğünüz gibi şunu kaldırıyoruz. Bunu zaten çöpe atacağım. Kutu içeriği gerçekten şaheser. Yani YouTube'da falan vesaire izledim. Daha önce de kullanmıştım bu mikrofonu. Şimdi kutumuzu açtığımızda böyle kaliteli bir kutu içeriği bizi karşılıyor. Zaten kutu içeriğimiz bu şekilde gördüğünüz gibi. Kutu içerisinde garanti belgeleri ve birçok belge bulunuyor. Onları anlamadım ne olduğunu ama şimdi beraber göreceğiz zaten. İşte Almanca mı bilmiyorum artık siz de görün. Değişik bir yazı var. Sonrasında garanti belgesi ve kullanım kitapçığı oluyor sanırsam bu. Kitapçığımız da bu şekilde böyle bayağı hani kaliteli bir malzemeden yapılmış hissi veriyor arkadaşlar. Neyse bunu bir kenara bırakalım. Bunu kutusuna koyalım tekrardan. Şimdi bizi asıl heyecanlandıran şey güzel bir kutu içeriği, güzel bir poşet. Böyle Boya'nın kendi ismi yazıyor. Adet bizi mikrofonumuz karşılıyor. Mikrofon bu şekilde çıkıyor. Gördüğünüz gibi bayağı uzun bir kabloya sahip 6 metrelik bir kablosu var. Bu 6 metrelik kabloyla da karşınızda veya işte kameranız çok uzaktaysa veya dışarıda röportaj yapacaksanız çok çok işinize yarar. Şöyle bir girişi bulunuyor arkadaşlar. Girişi de göstereyim sizlere net bir şekilde. Güzel altın jacklı. Bu altın jacklı olmasının sebebi de güzel bir kalite verir arkadaşlar altın jack. Mesela USB kullananlar bilir. Kulaklıklarda da altın jacklar daha iyi ses performansı verir. Sonrasında bizi böyle bir şey karşılıyor. Bu herhalde içinde tanecikler var. Bu tabii mikrofonla alakalı bir şey değil ama herhalde bir şeyi vardı bunu unuttum. Sonrasında böyle bir paket bizi karşılıyor. Bakalım daha başka bir şey var mı içinde? Yok. Zaten mikrofonu bu taşıma çantasında kullanabilirsiniz. Şöyle güzel bükülüyor ağzı. Ya bayağı da kaliteli böyle. Ben bunu severek kullanırım. İçinde bir şey daha varmış. Bak ezince anladım. Ha, bu da Boya'nın böyle bir Çinli minli logosu arkadaşlar gördüğünüz gibi.
Şimdi bunu da içine atıyorum. Bizim için önemli olan şu kısım arkadaşlar. Bu kısımda bizlerin amfiye veyahut da ses kartına bağlayabileceğiniz ürünler bulunuyor. Şimdi ben bunu yırtarak açacağım. Bayağı zaten zedelemişim. Şöyle dişimle yırttım, kusura bakmayın. Ya şu an ses performansından dolayı inşallah videodan kaçmazsınız. Ama hemen bir 2 dakika içinde mikrofonu takmış olacağım. Şunları çıkartalım. Hem kamera, yani DSLR kamera, hem de mikrofonla, yani telefona bağlayabileceğiniz bir kamera. Bu arada pil uçtu elimden. Şöyle saat pili herhalde bu ya. Bilmiyorum tam olarak da. Şöyle gösterebilirsem yakından göstereyim. Şöyle pop filter'ımız var. Bir adet. Bir adet de dediğim gibi bunu amfiye veya profesyonel cihazlara takabilmeniz için büyük jack girişli bir uç bizi karşılıyor. Adamlar her şeyi koymuş. Gerçekten fiyat performans ürünü. Burada da zaten klipsi var. Yaka mikrofonunun yakaya takılmasını sağlayan bir klips. Tabii ben bu kutu açılımlarında biraz acemiyim. Biraz heyecan var. Biraz da böyle sakarlıklar olabiliyor. Zamanla bunları aşacağız. Bir bakmışsınız 10 video sonra bayağı kaliteli içerikler çıkartmaya başlamışım. İnşallah diyelim. Evet, bunu da açabilirsek, sonunda açtım. Şimdi bunu çıkartalım. Bakın bu kaliteli bir hissiyatı var arkadaşlar. Demir böyle metalden. Bayağı güzel yani. Hatta şöyle açmaya çalıştığımda bile bayağı kaliteli hissi veriyor. Şimdi mikrofonumuzun hemen pilini bir takalım. Burada zaten gördüğünüz gibi kamera ve smartphone yazıyor. Yani hem telefona hem de kameraya yapabiliyorsunuz arkadaşlar bunu. Pili zor da olsa taktım. Yamultmuşum içindeki yayı ben. Alır almaz direkt bozdum ürünü. Şimdi kutu açılımını beraber yapalım dediğim için ben bir ürünü aldığımda açtım. Hatta şu yapışkanı gevşek olmasının sebebi de oydu zaten. Bir ürüne bakmak istedim. Çünkü hani bozuk çıkabilir, herhangi bir problem çıkabilir. Bunu videoda öğrenirsem sıkıntı olur diye dedim. Klipsi de bu şekilde takılıyor zaten mikrofona, gördüğünüz gibi. Şu anda mikrofonun taktım. Bakın ses kalitesi ne kadar fark etti. Gördüğünüz gibi şu anda daha kaliteli ve cızırtısız bir ses duyuyorsunuz. Şimdi ürünün bilgilerinden bahsedeyim sizlere birazcık. Ürün arkadaşlar kutu olarak ve fiyat olarak tamamen bir fiyat performans ürünü. Pop filter'ını ev içinde takmadım arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Zaten şöyle frekans hızı 65 Hz ile 18 kilohertz olarak gözüküyor. Kilohertz mi bilmiyorum o kadar detaylı. Şimdi pop filter'ı takmamamın sebebini söyleyeyim. Ev içinde gürültü olmadığı ve arka planda herhangi bir ses olmadığından dolayı takmadım bunu. Sonrasında ya beni şu çok cezbetti. Şöyle düşünün, deri gibi, suni deri gibi, içi güzel, yumuşak böyle. Hani çok güzel bir ürün. Yani bu ürünü aldığınızda 150 lira verdiğinize değecek. Çünkü şöyle söyleyeyim tekrardan size. Gün ışığında çekim yapıyorsanız telefonların kamerası yeterli oluyor. Ben şu anda düşük ışıkta çekim yapıyorum. Aslında odanın ışığını da yakabilirdim. Ya da bir tane daha ışık alıp hem sağdan hem soldan ışık verirsem daha kaliteli olurdu ama arka plandaki şu ışıkları göremezdiniz. Hatta ışığı biraz daha kısmak isterdim ama o zaman da yüzüm bayağı karanlık çıkıyor ve ürünü tanıtamıyorum sizlere. Şimdi bunları ben normal şartlarda bunu kullanmayacağım. Amfi veya ses kartı kullanmadığım için. Ya bu mikrofonu hem isterseniz bilgisayarınızda kullanabiliyorsunuz hem de isterseniz telefonunuzda kullanabiliyorsunuz. Şöyle bir bilgi vereyim sizlere. Bu bilgileri çok hani göremezsiniz YouTube'da. Şimdi arkadaşlar bu ürünü aldığınızda mesela EBA'dan veya Zoom'dan ya da öğretmensinizdir, ders veriyorsunuzdur veya ders dinliyorsunuzdur, konuşmanız gerekiyordur. Kulaklık çıkışlı, hem kulaklık çıkışlı hem mikrofon çıkışlı böyle bir aparat var arkadaşlar. Telefonun ya da bilgisayarın normal girişini takıyorsunuz. Hem onu telefona hem de telefona dönüştürüyor. Yani mikrofonu taktığınızda mesela şöyle düşünün. İşte ben şu anda EBA'dayım veya Zoom'dayım. Öğretmenim, ders veriyorum size. Ben bu mikrofonu takarsam jack girişine kulaklıktan ya da dışarıdan sizin sesinizi duyamayacağım. Onu taktığınızda zaten üründe herhangi bir problem olmadan hem mikrofon olarak kullanıp hem de kulaklığınızı rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Ürünümüzü bahsedeceğim özellikler bunlar. Zaten ses olarak şu anda duyduğunuzda her şeyi anlayabiliyorsunuz. Bunlar kompak kondenser mikrofon olarak geçiyor arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, 3.5 milim jack girişlidir. Hem telefona hem kameraya uyumludur. Onun haricinde söyleyebileceğim bilgiler arasında sizlere taşıma çantasıyla birlikte geliyor. Fiyatlandırması 150 TL. Açıklamaya link bırakıyorum. 2.5 gram mikrofonun ağırlığı bulunuyor. Power modülü de 18 gram. Zaten power modülünü de şu anda göreceksiniz videoda ben konuşurken. Küçük bir kutu, o pili taktığımız yer. Oradan hem kamerayı hem de isterseniz smartphone, yani telefonu ayarlayabiliyorsunuz. Onun da 18 gram bir ağırlığı var. Çok da hafif aslında. Onu ben şu anda cebime koydum. Yaka mikrofonu da buramda. Yani bu şekilde kayıt yapıyorum.
Eğer YouTube'a başlayacaksanız veya Zoom'a video çekecekseniz bilemiyorum ama bu mikrofonu almanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Gerçekten ses kalitesi çok çok iyi. Bunları bir de eğer ki video çeken arkadaşlar zaten biliyordur. Bilgisayar ortamında montaj yaparken sesi de montajlarsanız çok daha kaliteli bir ses ortaya çıkacak. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Bu ürünümüzün kutu açılımını yaptık. Ses performansını şu anda zaten dinliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. İsterseniz bir ufağında bir yorum atıp paylaşıp yani bir şeyler yapabilirsiniz. Umarım yararlı olmuştur video sizin için. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.